kitaplarını hepiniz biliyorsunuz. Burada önemli felsefe gözetme var. Göçebe Türk toplumunu yöneten lider Hakan Kağan yoksulları gözetiyor, açları doyuruyor, toplumda dengeyi sağlamaya çalışıyor. O halde Türk uygarlığının bir yönetim ideolojisi var veya zihniyeti mevcut. Bu da zenginleşme frekansına müsaade etmiyor. Dengeli, ambivalans dediğimiz uyumlu bir toplum istiyor. Bunun ideolojisine rahatlıkla gözetim ideolojisi denilebilir. Çünkü devleti yöneten adam terazinin nirengi noktasını tutuyor ve toplumda dengeyi sağlamaya çalışıyor. İktisadi sistemde farklılaşmaya, zengin yoksul odaklaşmasına izin vermiyor. Burada önemli kültürel hedefleri de var. Potlaç ve şölen. Bu potlaç ve şölende iktidar malını yağma ettiren adamın elindedir. Halbuki batıda biz feodalizmi şöyle anlatıyoruz öğrencilerimize. Güç kimdeyse iktidar onundur. Feodalizmin esası budur. Süzeren sınıf yönetimi ele geçiren sınıftır. Hukuk yok. Güce dayanan unsur. Türklerde bu değil. Dede Korkut bunun en güzel tanıkıdır. Kazan Han bütün malını yağma ettirdi fakat Kağan'ı aldı, yönetimi aldı. Kim çok malını yağma ettirirse, açları ne kadar ölçüde doyurursa yönetici olur. Güç burada doyurmadır. Böylece potlaç, şölen ve ülüş denilen bir sistem var. O da pay etme. Devleti yöneten servetini dağıtacak. Çok enteresan bir kuruluş sistemi var göçebe Türklerde. Türkler İslamiyet'i kabul ettikten sonra sistemde bu gözetim ideolojisi devam ediyor. Yani dengeli, ahenkli ve uyumlu bir toplumu kabul ediyor. Ama İslamiyet'ten gelen bir nokta da var. O da manevi yapının ekonomiye yansıması. Bu da tasavvuf ahlakı. Tasavvuf ahlakı yeni bir dünya görüşü getiriyor Osmanlı'ya. Selçuklulardan beri devam ediyor. Selçuklulardan, İran'da kurulan Büyük Selçuklu Devleti'nden beri. Teşmir, ki demin bahsettiğim büyük düşünür, ahi kelimesinin Arapçadan geldiğini söylüyor. Kahin, Farsçadan geldiğini söylüyor. Deli ise Divan-ı Lügat-ı Türk'te buluyorum. Akı kelimesi cömert, arkadaş anlamına görüyor. Türklerde bu kavram mevcut. Akı, dayanışma, kardeşlik bağı halinde mevcut. İslam ahlakı Osmanlı'da yerleşmeye başlayınca özellikle tasavvuf ahlakı geliyor. Çok tüketmeye karşı bir felsefe. Az kullanma, azla yetinme. Sen tokken komşu aç yaşayamazsın. O halde tasavvuf ahlakı bir dünya görüşü getiriyor. Bu dünya görüşünü destekleyen gruplar da yumuşak bir kumaş, softtan yapılmış bir kumaş giyiyorlar. Bu kumaşı giydikleri için bu gruba sofiler diyoruz. Sofiler, İslam'ın tasavvuf ahlakını benimseyen, azla yetinen, komşuları açken onları doyuran bir hayat felsefesini benimsiyorlar.
İşte bu hayat felsefesi, meslek ahlakı dediğimiz ahir kuruluşunun ekonomik sisteminin manevi yapısını teşkil ediyor. Böylece göçebe olan Türklerde gördüğümüz gözetleme ideolojisi, toprağa yerleşmiş olan Osmanlı'da İslami yapının tasavvuf ahlakını ekonomiye sindirmek suretiyle ekonomiye bir maddi ve manevi dengeleme getirerek zenginleşmeye, farklılaşmaya karşı geliyor. Gerçekten de Osmanlı Devleti'nin yapısında bunu rahatlıkla görmeniz mümkün. Sivriler, aşırı zengin olanın malı belirli bunalım dönemlerinde müsaade edilir. İslam ansiklopedisine bakarsanız müsaade önemli bir maddedir. Müsaade'de İlçin Paşa mesela Haçovaş savaşlarında ve benzeri yerlerde devletin paraya ihtiyacı oluyor. İlçin Paşa'nın bütün malı müsaade edilir. Halk buna memnun. Devlet memnun. Hiç kimse itiraz etmiyor. Yanlış anlamayın. Cumhuriyet döneminden sonra 1940'larda 2. Dünya Savaşı'na Türkiye maruz kalmadı ama bunalımını çekti. İsmet Paşa varlık vergisini koydu. Varlık vergisinde hiç kimse bir şey demedi İsmet Paşa'ya. Parayı gizleyen, malını ortaya koymayanları da sürdü. Mesela Yahudiler Erzurum'da Aşkale'ye kadar geldiler, yol yaptılar. Aynı şeyi Adnan Menderes yaptı. 950'lerden sonra o da milli korunma, varlık vergisini koydu. Kültürümüzün bir devamıdır. Yön değiştiriyor. Müsaadenin devamıdır efendim. Bunalıma toplum uğradığı zaman tarihindeki değer yargısını alıyor, gündeme getiriyor. Şimdi bu ideoloji dayanışma ideolojisidir. Yardımlaşma ideolojisidir. Artık göçebe dönemindeki gözetim krala ait. Şimdi yardımlaşma, dayanışma Osmanlı toplumunun sisteminde önemli unsur. 16. yüzyıla kadar bu ahit teşkilatı mükemmel gidiyor. Fakat ondan sonra gedik hakkı denilen bir hak ortaya çıkıyor. Gedik tekel demektir. Esnaf teşkilatına biraz önce merasimde gördüğünüz gibi dualarla kabiliyet, yetenekler alınırken bu defa kayırma başlıyor. Esnaf teşkilatının içerisine torpilli olanlar girmeye başlıyor. Gedik hakkı dediğimiz bu unsur bilahare Osmanlı Devleti'nde ahit teşkilatının zaafa uğramasına sebep oluyor. Ve giderek çöküş haline kadar varıyor. Şimdi ahit kutlamaları yapıyoruz. Ekonomimiz bir manevi yapı istiyor. Biz yeniden bir ahiliği canlandıralım demiyoruz. Ama bir meslek ahlakı gündeme gelmeli diyoruz. Görüyorsunuz babalardan ibaret büyük nüfus ticaretleri, ekonomiyi didik didik eden insan tipleri çıkıyor. Bunun yanında çok değerli müteşebbislerimiz de çıkıyor. Yeraltı dünyasının karanlık tipleri çıkıyor. Bunlara norm vermek, biçim vermek önemli. Bunun nedenleri de işte kapitalist sisteme açılmamız, ferdiyetçi sistemleri kabul etmemiz gibi unsurların etkileri olabiliyor. Tarihimizden, değerlerimizden örnekler alalım diyoruz ahiler yönünde. Çünkü kapitalist sistem böyle de olmuş. Bizim okullarımızda kapitalist sistem Adam Smith'in okuttuğu kapitalist sistemdir. Al, kullan, at. Bütün serveti biriktir, kendin güçlen, başkasını ez, değeri yoktur. Halbuki Adam Smith denilen adam, milletlerin serveti üzerine araştırma adlı değerli bir eser yazmıştır. Kapitalist sistemin elifbasıdır. Üniversitelerimizde okutulur ve Türkiye'de iki defa da çevrildi. Adam Smith, burada çok çirkin bir profilde bir adam olarak gösterilir. Kahrolsun kapitalist sistem derken, Adam Smith hedef alınmıştır Türkiye'de. Halbuki adam aslında ahlakçıdır. Etikayı veriyor. Hem Lozan'da hem de Cambridge Üniversitesi iki yerde konuşuyor. Eserlerinden birinin adı da moral değerlerdir. Ahlaki değerlerdir. Diyor ki Adam Smith,
çok çalışan, kazanç sağlayan, kazancını yeni yatırımlara tahsis eden insan Allah indinde en yüksek insandır. Varal Değerler adlı eserinde bunu açıklıyor. Ben Namık Kemal Zeybek Beyefendi Kültür Bakanı iken bu eseri de çevirdirmiştim. Tencere var, kapağı yok. Çünkü milletlerin serveti üzerine araştırmada kapital sistemi atıyor. Vahşi kapitalizm diyoruz ya, anarko kapitalizm diyoruz. Al kullan, kısa zamanda yüksel, zengin ol falan. Halbuki adamın bir de Moral Değerler adlı eseri var. Bu eseriyle de gerçek kapitalist çok çalıştı. Kazanç sağlayan, kazancını yeni yatırımlara koyup herkesi doyuran insan olduğu zaman, ki bu asketik insan, Tanrı'ya ancak bu yükselir. Çalışmayan, kazanç sağlamayan, kazançlarını yeni yatırımlara tahsis etmeyen insan Allah indinde en kötü insandır. Onun içindir ki protestan ahlakının eseridir kapitalizm. Max Weber 1919'da Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu adlı eserini bu amaçla yayıyor. Diyor ki kapitalist sistem bir vahşi kapitalizm değildir. Onun bir ahlakı vardır. Ahlakı da protestan ahlakıdır. Şimdi bizim sistemimiz kapitalist sistem. Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki devleti küçültebildiğiniz kadar küçültün. Kapitalist sistemde devlet gece bekçisidir, değil mi efendim? Böyle okudum ekonomide. Ama küçülüyoruz ama senin bir tarihi gelişimin var, kültür değerlerin var, devlet sistemi var, ahi teşkilatları var. Bakınız bunlar var. Aşırı liberalleşmeye karşı ahi teşkilatı. Ahiizm diyorum ben buna. Ferdiyetçiliğe, servet sahibi olmasına göçebe Türklerden beri, Selçuklar, Osmanlılardan beri karşı. Hatta Kemalist dönemin kurmuş olduğu ekonomik dirijede de devlet ile ekonomi dengesi var. Ferdin yapamayacağı işleri devlet yapar. Güzel bir kültür kodudur. Bir manevi yapı istemektedir yani. Onun için bu değerlere dönmemiz gerekir. Yoksa bunu bir sevgi fuarı gezer gibi ahi teşkilatını seyretmek, geleneklerini görmek bir şey ifade etmez. Ekonomimizin bunalımı çok tehlikeli. Adam diyor ki ben şunu yaptım, bunu yaptım, yalılarda yattım diyor. Şimdi 3 katlı bir vapur yaptım diyor. Bundan sonra seyyar yaşayacağım diyor. Öbürü de bakıyor tavuklara vitrinlerde güm diye bayılıp düşüyor. Vatandaşlar kurtarma heyetine 5 gündür açtım diyor. Toplum polarize edilmiştir, kutuplaşmıştır bu. Çünkü ekonomik sistemimizin manevi yapısı olmalı. Bu yok. Ahilikten ibret alarak Türkiye'de ekonomik sisteme manevi bir yön verme için aydınlarımızın düşünmesi gerekir kanısındayım. Değerli konuşmacılarımızın bizlere sunmuş oldukları, himmet buyurdukları ve her biri kendi ihtisas alanlarında değerli katkılarından dolayı ve siz saygıdeğer kaymakamım, saygıdeğer belediye başkanım, değerli mudurlar ve sevgili öğrenciler, hepiniz zahmet edip bizleri dinlediğiniz için kalbi teşekkürlerimizi sunar, saygılarımızla selamlarız efendim.